hükmediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimden önce söz verdiği bisiklet yolu projesi için ilk kazma 2 ay önce vuruldu. Ama vurulduğuyla kaldı. Gerekenden geniş bir alana yapılmaya çalışılan bisiklet yolu için ana cadde tek şeride düşürülünce semt sakinleri de esnaf da isyan etti. Yaklaşık 2 aydır falan işte, bir 2 aydır öyle bitmedi. Bu şekil tek şerit iniyor. Sıkıntı büyük. Anıtkabir'in hemen yanına bisiklet yolu yapılıyor. Yaklaşık 2 ay önce başladı buradaki çalışmalar. 2 aydır duvarları koydular, yasak çıkınca bıraktılar. Engel mi oluyor belediyenin çalışmaları? Hiç de olmaz. Demek ki bütçelerinde para yok, yapamıyorlar. Anıtkabir'in yanı başını delik deşik ettiler. Bisiklet yolunu tamamlamadan öylece bıraktılar. Buraya bisiklet yolu yapıyor. Tek şeride düşüyor. Görürsünüz, rezilliği görüyorsunuz. Böyle bir belediyecilik olmaz. Anıtkabir'in hemen yanında bulunan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde işte bu yol tek şeride düşürülmüş durumda. Sebebi ise buraya aylardır yapılması planlanan bisiklet yolu yüzünden vatandaş da esnaf da bölgede şikayet ediyor. 1,5-2 aydan beri böyle. Bu caddede bir hastane de var. Hastaneye gelen vatandaşlar bu yol kenarına araçlarını park ediyorlardı. Ancak çalışma nedeniyle işte bu daracık alana park etmeye başladılar. Zaten hastane var. Zaten otopark sorunu var burada. Yol daraldı zaten. 2 şeritli tek şeride bindi. Onun için de çok sıkışık oluyor. Şu anda trafik yok da sakin. Yarın trafik açıldığı zaman burası çok sorunlu olacak. Bisiklet yolu yapılmaya başlandığında vatandaş şikayetini dile getirdi. Ancak Büyükşehir Belediyesi hiç oralı olmadı. Ankara Şoförler Odası başvurdu. Bu şekilde burada bisiklet yolu olmaz diye hiç kimseyi kaydeye almadılar. Manzara Mansur Yavaş'a oy verenleri bile isyan ettiriyor. Ben Mansur Yavaş'a oy vermiş biri olarak bu yaptığını doğru bulmuyorum. Bisiklet yolu yapacaksınız madem, 2 metrelik bir yer yapın şöyle. Buradaki yürüyüş parkuru gibi bisiklete binsinler orada. Yolun yarısını. Bölmenin bir anlamı yok bence. Semt sakinleri belediyeye tepkili. AK Parti zamanında eğer bu işlem yapılsaydı bizim bu Bahçeli halkı Anıtkabir'i talan ediyorlar diye ayaklanırlardı hepsi. Ama CHP belediyesi yaptığı için bunların hiçbir sesleri çıkmıyor. Nerede bu ana Atatürkçüler nerede? Anıtkabir'i ne hale getirdiler? Bunu Melek Gökçek zamanı yapsalardı inanın var ya kampanyalar, imzalar, hatta hesabı olmazdı.